Selamünaleyküm arkadaşlar. El Emekleri 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün püskül yapımıyla yapmış olduğumuz güzel çiçeklerimiz var. Bunları size göstererek hep birlikte yapacağız inşallah arkadaşlar. Püskül yaptıktan sonra tülerterek bu şekilde formlar vererek güzel çiçeklerimiz var arkadaşlar. Bunların etrafında isterseniz iğne oyası yapraklar çalışarak tesbihlerde, mevlüt örtülerinde, havlularda birçok yerde kullanabileceğiniz çiçeklerimiz ya da iğne oyası ben yapamıyorum diyen kardeşlerimiz için çok kolay kurdaleden yapmış olan yaptığımız yine yapraklarımız var bu şekilde. Bunları göstereceğiz inşallah arkadaşlar. Bunlar için bizlere gerekli olan malzemeler oya iplerimizden, naylon masralardan var. Ben bu şekilde çatal kullandım. Daha büyük yapacaksanız daha büyük çatal tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bıçağımız var tülertmek için. Bıçak kullanmayalım derseniz iğneyle de yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Makasımız var. Yeşil yaprak çalışacaksak bugünkü göstereceğimiz modelde kurdaleden yapacağım arkadaşlar. İsterseniz sizler iğne oyası da yapabilirsiniz. Başka bir videomuzda da bu iğne oyası çiçeklerimizin yapraklarının yapımını ve eklemesini göstereceğim inşallah arkadaşlar. Modelimizin yapımına başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve videolarımızdan beğeniyorsanız paylaşımlar yaparak bizlere destek olursanız memnun olurum. Şimdi başlayalım inşallah arkadaşlar yapım aşamalarıyla birlikte. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Rabbim izniyle başlıyoruz. Tesbih uçlarına da güzel yakışır arkadaşlar bunlar. Bakın burada eğer yemeğinde daha ince istiyorsanız buradaki saydığımız sayıları daha da az yapabilirsiniz arkadaşlar bu sayılarını. Ben biraz daha dolgun olmasını istedim. Havluda kullanacağım bu modeli. İnşallah onun eklemesini ve kenarının yaprağının yapımını da sizlerle paylaşacağım. Bakın çatalımızı alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu şekilde tekrar göstereyim. Böyle de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Yirmi, 21, 22, 23, 24 diye sayarak devam ediyoruz arkadaşlar. Bunun sayısı eğer yemeni de daha küçük olmasını istiyorsanız 45-50 tane yapmanız yeterli olacaktır. Daha da fazla havlularda veya başka süslemelerde, tesbihlerde daha dolgun olmasını istiyorsanız 80, 75, 80 veya daha fazla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tane oldu sanırım.72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 80 tane yaptım. Ben biraz daha dolgun olmasını istedim içinin. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunların sayısını fazla veya noksan yapabilirsiniz. Birazcık bakın bu kadar ipimden ayırıyorum. Kalan ipimizi burada bu şekilde tutuyoruz açılmaması için. Ve diğer ucundan iğnemizi geçiriyoruz. Bunları bu şekilde püskül ucunu tülertmeden de yine kanalımızda birçok videolarımızda var püskül yapımı. Bu şekilde yapıp da sadece püskül olarak da birçok yerde tığ oyalarında, iğne oyalarında
Arkadaşlar buralarını tekrar göstereyim. Bakın. İğnemizi taktık. Ve buradan arasından iğnemi geçiriyorum. Bu aradan iğneme ipi dolayıp ipimizi sabitliyoruz. Sağlam olması için birkaç kere bu şekilde sıkarak etrafında da sarabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar bir daha düğüm atıyorum. Daha sağlam olmasını istediğim için. İyice sağlamlaştırdıktan sonra çıkartıyoruz. Biraz fazla doladığım için burada biraz daha kalınlık fazla oldu arkadaşlar. Tülbentler için yapacaksanız yemirlerde daha az da yapabilirsiniz sayısını. Bakın buranın içinden tekrar geçiriyorum. Üçüncü de iki kere ipime dolayıp düğümümü atıyorum. Bunu iyice sağlamlaştırıyoruz. Tekrar yapıyorum aynı işlemi. Bu şekilde arkadaşlar püskülümüzün sarma işlemi bitti. Burada arasından makasımızdan olan püsküllerin aralarını kesiyoruz. Burada çalışmam açısından daha rahat olması için arkadaşlar bazen böyle aksiliklerimiz olabiliyor. Bıçağımızın ucuyla veya iğneyle de olabilir. Bunları şu şekilde bastırarak iki taraflı tüllerine kadar devam edelim. Diğer tarafına da yaparak iyice tüllerene kadar bu işlemi devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde yaparak her iki tarafı tüllerene kadar bakın devam ediyoruz. İsterseniz bıçak kullanmayıp sadece iğneyle de yapabilirsiniz bu işlemi. Bıçakla daha kolay olduğu gibi geldi. Sizler hangisini tercih ederseniz bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Uçlarını düzeltiyoruz. Bu şekilde çalışmış oluyoruz arkadaşlar. Bunu daha büyük çatalla yaparsanız daha büyük olur. Daha küçük çatalla yaptığınızda biraz da sayısını az tutarsanız yemeleri